Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Korkak emeldar Erkin Tunyaz yukumlu hareket haletede nölleştirişini çın tutuş gerek dedi. 80 gündün aşkan kamalda Şarkı Türkistan halkının üyüdeki açlık tügep, açlık yetişmezlik ehvali iğırlaşkan bulup, uzun müddetli katlı kamal gili sebeplik çarvıcı ve dihkallar iğır ziyan tartıp halidin ketken bir peyitte, atılmış Uyghur Abdum rayonunun reisi Korçak Emeldar Erkin Tunyaz yıkındı Ürüm şehri Sancı Katarlık rayonlarda atılmış yukumdan aldığını iliş tizgilleş hizmetini tekşürüp, hareket haletede nölleştirişini, işka aşırışını tizletiş gerek de bildirilgan. Atılmış Şincan gezisinin 23. Oktyabr haber kılışça Korçak Emeldar Erkin Tunyaz Ürümçi şehri Sancı Katarlık rayonlarını tekşürgen bulup, yukumdan aldığını eliş büyüce ötkelge hücum kılış vazifesini kat'i tevrenmeyi algı silcetip, hareket haletini nölleştirişini işka aşırışını tizletip, yukumdan tesirini en zor derecede azaytip, yukumdan aldığını elişini işka aşırış gerek deb ta'kidlegen. U yana Manas, Kutubi, Fukan Katarlık çaylarını tekşürgen bulup, Atılmış merkezlik ayrış noktalarını tekşürgende atılmış ayırıp götüş oranı kuruluşunu tizletiş ve kene yetişki rıgbetlendirip ayrış sorularını kuruş, özgertiş ve şildişini sistemelik işleş gerek deb ta'kidlegen. Küzetküçüler Şarkı Türkistan halkının katlık kamalda kalgınığı 80 gündün aşkallıkını, halkının öyüde yemeklik kalmağallıkı, dihkallarının ziraatlarının veyran bulgallıkı, çarvıcılarının malları açlıktan kırılıp ketkerlikini, Xalqının iqtisadi ko'rinarlik ojizligan bir muhim paytda qış faslining yetib kelganligini, xalqning qış faslidagi issinish, qishliq yemaklik qatorliklarining g'imini qilishda qattiq qiynalayotganligini bildirishmoqda. Xi Jinping ikki markaziy komitet a'zolarini o'zi bekitgan. Xi Jinping markaziy komitet va markaziy intizom tekshirish komitet a'zolarini o'zi bir qo'lliq kontrol qilgan. Fransiya Xalqaro Radiosining 24 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining 20 navbatli qurultayida ikki muhim komitetni bekitishga o'zi bevosita yetakchilik qilgan. Xitoy Kompartiyasi 22 oktyabr yangi markaziy komitet va markaziy intizom tekshirish komitetining yangi a'zolarini e'lon qilgan bo'lib, Xi Jinping 2020 yilning oxiridan boshlab yangidan tayyorlanadigan ikki komitetning a'zolari masalasida plan tuzishga boshlagan. Merkezi Akhbarat Agentliğinin aşkarlılışça Xi Jinping Kompartiyanın iki komitet azalarını tayyirleş cereyanını özü kontrol kılgan bulup, Xinhua Agentliğinin haberi karıganda Xi Jinping yeni azalarını özü pilallıgan, hem de onlarını tekşürüşke özü yetekçilik kılgan. Ötken yılı 3. ayda Xi Jinping'nin başçılığı da aldıngı 20 nefer komitet azasını tekşürüşke rehberlik kıldıgan grupu kurulgan. Keyinki bir yıl içinde Xi Jinping ölke, rayon ve şehirlik partiya komitetleri Merkezi ve devlet organları ve başka oğrularının partiye grupları müdürlerinin üç kıtımlık yığınığı katlaşıp, yeni azalarının tayyarlaş hizmeti doğrusudaki dokulatlarını köp kıtım anlığan, hem de kandidatlarını tallaşta katlık kontrol kılış katarlık taleplerini otturgu koygan. Ötken yılı 7. ayının ahırdan başlap, Xitay Kompartisi Merkezi Komiteti 3 Türküm'de 45 tekşürüş grupısı evetken, Merkezi Harbi Komitetimi 8 tekşürüş grupısı evetip, harbi rayonunu tekşürgen bulup, bu jarayanda siyasi ölçem birinci orunga koyulgan. İki komitetinin kandidatları hakkında 1007 kişiden fikir algan. 731 kişi tekşürülüp, bu haqta dokulat kılıngan. 20'den artık kandidat azaları tekşürüş ve tallaş namzatları qatarığı kirgüzülmegen. Xalqara Uyghur Münbiri yığınının tayarlık hizmetleri közdün keçürüldü. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi Dünya Uyghur Qurultayı ve Hasana Tashkilatının birlikte o'rinlashtirishidagi Xalqaro Uyghur Münbiri yig'ini bu yıl 9-10 noyabr kunlari Belgiya poytaxti Bryusselda o'tkazilgan bo'lib, yig'inning tayyorlik xizmatlari 23 va 24 oktyabr kunlari qayta ko'zdan kechirildi. Xalqaroliq uch cho'ng tashkilotning hamkorligi va shundaqli xalqarodagi boshqa bir turkum qirindosh tashkilotlarning qo'llashi bilan o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqaro Uyg'ur munbirining tayyorlik xizmatlarini qayta ko'zdan kechirish uchun xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Aminhoji tashkilotlar birligiga vakolatan Germaniyaga yetib berib, Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Abdurahmon Abdulla bilan birlikda uch tashkilotning vakillari bilan tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Bildirilishicha xalqaro jamiyatda Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga qarshi norozilik barg'ancha kuchaygan bo'lib, belgilik ijtimoiy kuchga aylangan.
Xalqaro Uyğur Munbirining maqsadi allaburun shakllangan bu ijtimoiy kuchni Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini to'xtatishga majburlaydigan kuch holatiga keltirish. Shundaqlik qanday qilganda bu kuchni chechilang'o kuch shaklida emas, balki birlikka kelgan Sharq Turkiston tashkilotlarining qo'lidagi kuchga aylantirish ekan. Xalqaro Uyğur Munbiri xalqaroliq mushim yig'in bo'lib, munbarning ichilish marosimi Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy partiyalarning sohibxonligida Yevropa parlamenti zalida o'tkazildi ekan. Bu yig'inga xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, maxsus Uyg'urlarni tadqiq qiladigan har qaysi davlatlardagi universitet o'qituvchilari, siyosiyonlar, qonunshunoslar, mutaxassislar, advokatlar, Uyg'ur tashkilot mas'ullari qatorliqlar qatnashadigan bo'lib, munbarda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish haqidagi konkret chora-tadbirlar muzokara qilindi ekan. Rishi Sunak Angliyaning yangi bosh vaziri bo'ldi. 24 oktyabr o'tkazilgan saylovda Rishi Sunak 182 parlament a'zosining qo'llashiga erishib, Angliyaning yangi bosh vaziri bo'ldi. Bu parlamentdagi Konservativlar partiyasi a'zolari umumiy sonning 51% ini egallaydi ekan. Saylov natijasi shu joy vaqti soat 13:30 da e'lon qilindi. Rishi Sunak Angliya Konservativlar partiyasining a'zosi bo'lib, Saylamda onun en küçülük rakibi bolgan Penny Murdaunt parlament azalarının yeterli kollaşığı erişelmegenliği üçün namzatlıktan çekingen. Saylamga katnaşmakçı bolgan sabık başvazir Boris Johnson mu yeterli kollaşığı erişelmegen. Şunun üçün Rishi Sunak bu kıtımkı saylamga rakipsiz katnaşkan hem de tuncu kıtımlıq belettaşlaştıla utup çıkkan. Angliyaning Rishi Sunak'tın burunki başvaziri Liz Truss pekat 45 gün başvazir bolgan deyinkin, Muşu ayının 20. günü vazifesinden istifa bergen idi. Rishi Sunak Angliyadagi asollik millat bo'lgan tegi hindistonlik bir siyosatchi bo'lib, 1980 yili 5-oyning 13-kunchi kuni Angliyada tug'ilgan. Dastlab Angliyaning dangliq universitetlaridan biri bo'lgan Winchester universitetida o'qigan. Keyin Oxford universitetida falsafa, siyosat va iqtisod kasblarida o'qigan. Keyin yana Stanford universitetida o'qigan. Uning ayoli hindistonlik milliarder Narayana Murthyning qizi Akshata Murthy bo'lib, Özümü Angliyadaki siyasetçiler içinde en bay siyasetçilerinden biri iken. O 2015 yılı Konservativler Partisi'ye azâ bolgan. 2019 yılından başlap Maliye Veziri bolgan. Onun Angliyadaki asallık millet bolgan Hindistanlık nesillik bir adam buluşu küçülük gulguluk kozgan bolsa, yeni bir tarafdan en yaş başvezir bolganlıkı mı dikkat kozgan. Amerika'da 10 Xitay casusi sotlandı. Xitoyga chetishlik delolarda jami 13 kishi turlik jinoyatlar bilan ayblangan bo'lib, Federativ tekshirish idorasi FBI ning bosh amaldori Chris Veray bu kishilardan 10 nafarining Xitoy istixborot xodimlari ekanligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika ichki Xitoy istixborot xodimini Amerikada turishlik Xitoy markazlik shirkat to'g'risidagi hujjatlarni o'g'irlash Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI xodimiga pora berish orqali adolatga to'sqinlik qilish bilan ayibladi. Amerika Adliya ministerligi Xitoyga munosabatlik 3 o'xshamagan deloga qarata ayiblashlarni e'lon qildi. Bayonotda Guchuan X va Jingwang ismli ikki Xitoy jasusining Nyu-Yorkdagi bir Xitoy shirkati haqidagi deloga munosabatlik hujjatlarni o'g'irlaganligi bildirildi. Bunundan başka yana bu casusların Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi FBI xadimiga 61 bin dolarlık bittengisi pari bergenliki oturgu koyuldu. Sonra kılınan casuslar hakkında adaletki toskulluk kılıç cinayeti bilen ayıbnamı tayyarlandı. Xitayga çetişlik başka delolarda cami 13 kişi türlük cinayetler bilen ayıblandı. Federasiya Tekşürüş İdarisi FBI'nin baş emeldari Chris Veray bu kişilerden 10 nöperinin Xitay istihbarat xadimleri ikerlikini bildirdi. Adliya ministerliqining bayonotida shirkatning ismi tilg'a elinmadi, ammo Amerika matbuotlaridagi xabarlarda mazkur shirkatning Huawei ekanligi bildirilmoqda. Shvetsiya Turkiya bilan imzolagan kelishimidagi barliq shartlarni o'rindaydiganligini bildirdi. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billstrom Shvetsiyaning yangi markaziy o'ngchil hukumatining Turkiya bilan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish masalasida imzolagan kelishimidagi barliq shartlarni o'rindaydiganligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billstrom AP agentligiga bergan bayonotida yangi hukumatning Turkiyaning bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK YPG'ga doir andishalarini o'rtoqlashdiganligini ta'kidlab, PKK'ga kelsak, Shvetsiya hukumatı hech qanday ma'nisiz pozitsiyada bo'lmaydi dedi.
Bilstrom sözüde yana biz terörlük teşkilatlarının Şivisiya tüpürkede hareket kılış hukuku yok diyen siyasetini tuluk kollayımız dedi. Hemme işinin çöküm kanunluk ve bihader kılınışı gerektiğini bildirgen Bilstrom, üç taraf ehdinamesi yazılgan ve üç taraf birlik gelgen barlık işleri çöküm herkais taraflar tarafından orundulışı gerek dedi. Şivisiya Başministeri Ulf Kristersson'un 20. Oktyabr'da Şivisiya'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nı əza buluşuğu münasibetlik, Türkiye'nin bihaterlik endisini halkılış tereşkallıqını aşırdıqallıqını hem de bunun təqazalarını Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nı əza bulğandın kiyimi uğrundaydıqallıqını etkan idi. Türkiye, Finlandiya ve Şivisiya tarafından 28. iyon Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı başlıklar yığını da üç taraf əhdinamesi imzalanğan bulup, Ehdinami dairesinde kurulgan daimi birleşme mekanizminin tunji yığını 26. Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa şehirde ötküzülgen idi. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.